Cagne tabii belki gol atmıyor ama oyun içerisinde rakip defansın tamamen ona konsantre olması da bizim geriden koşan oyuncularımız için boş alan yaratıyor. Muhakkak ki Cagne'nin gol atması istiyor herkes ama birdenbire bazı oyuncular da adapte olamaz. Bazı oyuncuların adaptasyonu biraz fazla sürebilir. Ancak gerek Cagne gerek Mitroğlu bizim zaman zaman başvuracağımız ikili santrforları da B planı olarak yapabilirler. Ama Cagne daha fazla, daha etkin oynayacaktır. Gol atmadığı için göze batıyor. İnşallah o da atmaya başlarsa zaten çok daha rahat edeceğiz. Beraber çalışarak, birbirini tanıyarak önemli, o da önemli. Daha çok pozisyon bulabilir. Ama dediğim gibi biraz zamana ihtiyacı var ikisinin de. Çok kısa sürede inşallah olur diye düşünüyoruz ama varlıkları bile merkezde tabii bizim için önemli. Genç oyuncularımıza gelince açıkçası onların kulübümüzde kalmak istiyoruz. Kontrat içinde gereken neyse yapmaya çalışıyoruz. Gerek profesyonel arkadaşlarımız, gerek Abdurrahim Bey konuşuyorlar. Bazılarının 1,5 senesi var. Bazılarının o kadar da yok. Sene sonu da biten var galiba. Veya kontratlarında çok önemli bağlayıcı olmayanlar var ama hepsinin gelip Galatasaray ne diyorsa biz onu yaparız demesini bekliyorum açıkçası. Usul böyle olmalı. Çünkü Galatasaray hiçbir genç oyuncusuna haksız veyahut kendini düşünerek bir şey yapmaz. Bunun bilinmesi gerekir onlar tarafından. O yüzden hepsinden gelip mukavelelere istediğinizi yapın, istediğinizi uzatın demelerini bekliyorum açıkçası. Olmazsa da profesyonelce neyse profesyonel arkadaşlarımız yapar. Çünkü gördüğünüz gibi eğer gitmesi gerekiyorsa Galatasaray zaten izni veriyor. Burası Galatasaray Kulübü. Yetiştikleri yeri, onları buraya getirenleri, hiçbirlerini unutmamalarını düşünüyorum. Muhakkak ki anneleri, babaları, aileleri önemlidir. Biz de önemsiyoruz. Ama orada bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Yani bizim onlar için düşüncelerimiz her zaman pozitif ve iyi düşüncelerimiz. Anneciğim çünkü. Selçuk'la başlayayım. Selçuk'u Alberto'yla da konuşarak özel idmanlarla biraz daha hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün de 11 kilometre koşmuş Selçuk. Son zamanlarda böyle bir skoru yok Selçuk'la ilgili. Memnunum. Donk da bizim hem stoper olarak hem de orta saha olarak kullandığımız bir oyuncu. Açıkçası arkadaşlar arda arda maç oynuyoruz. Herkese ihtiyacımız var. Bir de tabii beklerimizden sıkıntılarımız var. Ağrılar, sakatlıklar ve gördüğünüz gibi üçüncü gün maç oynuyoruz. 3 gün sonra değil yani dördüncü gün değil. 3. gün maça çıkıyoruz. Ve Benfica'dan Kasımpaşa'ya çıkıyoruz. Yani bunlar zorluk derecesi yüksek maçlar. Şimdi 5 saat gideceğiz. Yarın zaten sabah antrenmanından sonra salı hep beraber seyahate gidiyoruz direkt. Perşembe oradan gelip Akhisar oynayacağız. Arkasından Hatay oynayacağız. Arkasından Erzurum'a gideceğiz. Ve bunlar 3'er gün arayla bazısı. O yüzden her oyuncuya ihtiyacımız var. Özellikle Donk'un geçen seneki performansını düşünecek olduğumuzda ona yaklaşmasını hatta onu geçmesini istiyorum açıkçası. Bugün doğru oynadılar. Takım olarak da doğru oynadık.
Esasında golü kötü yedik ama reaksiyonu çabuk gösterince daha bir elimize aldık oyunu. Hiç kolay değil. Burada oyuncuların aynı zamanda özverisine de ihtiyacımız var. Onu da görüyorum, bazı oyuncuları da çok mutluyum ondan dolayı. Fernando'nun tabii kart cezalısı olması bizim için iyi değil. Benfica için konuşuyorum. Bugün Martin bizim için çok önemli. Maçtan önce de söylemiştim. Flash röportajda. 11-12 maçtır hiç durmadan oynuyor. Mecburuz koymaya gibi, çünkü Mariano koymayacaktık bugün. Sıkıntısı vardı. 11-12 gündür. Tabii 1-2 hafta sakatlıkla uğraşan her oyuncu fizik kaybına uğruyor. Oynadığımız seviyede bu kaldırmıyor tabii doğal olarak. O yüzden Selçuk'un performansı da bugün, Donk'un performansında da memnunum. Ama Emre'ye de bir ufak taş demiri parantez açmak istiyorum. 1,5 senedir oynamayan bir oyuncu için Emre'de hiçbir şey yok. Sadece ayağına kramp girdi 1 saat. Ama çok memnunum. İnşallah orada bizim güveneceğimiz bir oyuncu olacak demiştik. Olacak inşallah, çabukluğuyla, özverisiyle ve futboluyla. Emre Akbaba esas bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi. Bugün Belanda'nın yerine belki onu alabilirdim ama Cagney'i çıkarırken, Mitroğlu'nu koyarken öyle olduğu için artık Belanda'yı çabuk çıkarmak için bir an evvel, hani kırmızı kart görmesin diye öyle bir şekle büründük. Onun da katılmasıyla biz çok daha güçlü olacağız. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Burada özellikle orta saha, Donk ve Selçuk ihtiyacımız var. Nevzat'ınlar. Hocam, Belhamdur'da kısa sürede gitme işinin sırrı nedir? Belhamd esasında iyi bir oyuncu. Bazı oyuncuların sahada performansını yükseltebilmesi için mutlu olması gerekir. Oynadığından zevk alması gerekir. Antrenmana mutlulukla gelmesi gerekir. Biz Belanda ile bunu yakaladığımız inancını taşıyorum. Ve ben o ne kadar istenirse istensin vermemekte ısrar ettik onu. Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü birkaç rolde de oynatabiliyoruz. Geçen seneden beri onu ben orta saha gibi kullanıyorum ama başka görevleri de var. Onu da ona serbest bırakıyoruz. Dediğim gibi Belhanda mutlu olduğu zaman performansı da yükselir. Bana göre işin sırrı mutlu olmasında. Biz onu seviyoruz. O da bizi seviyor. Eski hiçbir hali aklınızda kalan kalmadı zaten. O yüzden ben de çok memnunum Belanda'dan. Bir kişi daha sor. Fegül'ün tabii, yani bir santforun hat-trick yapması doğaldır ama Fegül'ün hat-trick yapması tabii dikkat çekici bir olaydır. Son derece önemli bir iş. Orta saha, kenar oynayan bir oyuncunun, daha ziyade gol attıran rollerde olan Fegüli'nin üç atması da bizim için iyi, kendisi için de çok iyi. Şöyle ki, golü ne kadar çeşitli oyuncular atar ise karşı tarafta her oynayacağınız rakibin de tedbiri zorlaşır. Biz de her oyuncumuzun gitmesini istiyoruz. Dolayısıyla memnunum Fegüli adına. Çünkü geçen sene veya sezon başı bir iki ufak sallantıdan sonra Fegüli'de de çok ciddi bir istikrar ve iyi oyun oldu. 3 gün evvel o mücadeleden sonra bu mücadelede ayrıca şapka çıkarmak lazım, saygı duymak lazım. Yani bugün
Hep bütün oyuncularımız için aynı şeyi söyleyebilirim. Özellikle Marcao ve Luyendama'yı da bunun içine katarak. Sonradan giren Ömer, Mustera, Martin hepsi için. Henry her şey için. Üç gün evvel bu kadar yüksek tempolu bir oyun ve yüksek tempolu oyun tarzı. Kendisinin de oyun tarzı böyle. Kolay değil. Memnunum yani bu. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Kupası maçlarından önce ve sonra sıkıntılar olabilir. Kasımpaşa'da her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahip. Mutluyum onun için yani. Fegüli adına da. İki sorumuz var. Yağız Sabuncuoğlu ilk olarak. Hocam tebrikler. Yağız'ın bir yola veriyor var. 666 pas, 1597 isabet, 1000 üzerinde bir değeri bu. Bodrum'da maça yedek başladı. Daha çok garip bir üzerinden oynayan bir isimdi. Bu durum pas isabet oranının arttırılması için yapılmış bir hamle miydi? Teşekkür ederim. Evet. Çünkü eğer biz pas yüzdesini yüksek tutup isabet oranını %90 bandında tutabilirsek rakibin bizden kazanacağı topları otomatikman eksiltiyoruz demektir. Yani en kötü ihtimalle kendi kalemizde tehlike yaşamıyoruz. Burası çok önemli. Çünkü bakın bizim yediğimiz gollere veya tehlikelere muhakkak çıkarken özellikle merkezden kaybettiğimiz toplar vardır. Yani biz çıkarken rakibin otomatik olarak geçiş hücumlarını önlemiş oluyoruz bir defa. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. İki, biz pas futbolu oynuyoruz. Zaten anahtarımız orada bizim. Her yerde, her zaman. Muhakkak ki oyunun durumuna göre, skora göre, pozisyona göre şekil değiştirebiliriz. Ama ana felsefemiz bu. Bugün o açıdan çok önemliydi. Yani Trezeguet'e kaptıracağınız toplarda sizin için sağlıklı olmaz açıkçası, çok net. O yüzden Selçuk'un, Donk'un ve defansın Mustara'yla beraber çok yüksek pas yüzdesi takımın bizim için bugün vazgeçilmezdi. Bundan sonra da inşallah yüksek tutmaya çalışacağız. Çünkü Benfica da aynıydı aşağı yukarı. Belki 90 değildi ama 80 ile 90 arasında bir bantta tuttuk. O güzel bizim için. Düşündüğünüz varyasyonları yapma adına, belki oyun içerisinde aktif dinlenme adına bunlar lazım şeyler. Oyunun kontrolü ve topun kontrolü. O yüzden bugün en önemli yaptığımız iş o oldu. Bir soru rica ederim Sezin Gelmez'den. Hocam, geçen hafta bir söz söylediniz. Hakemler de hata yapar dediniz. Bir ironiydi aslında bu ama hafta boyunca çok konuşuldu. Çok yorum yapıldı. Sayın Ali Koç da kurnazlık yapılıyor şeklinde bir açıklama yaptınız. Bu konuda bir yorumunuz olacak mı hocam? Var mı başka soru arkadaşlar? Son sorumuzu rica edelim. Ayhan Bey'den. Oyunun temelinde savunmadan iyi çıkmak bizim için çok önemliydi. Bu oyuncuları seçerken de zaten söylemiştim size daha önce de. Önemli kriterlerden bir tanesi. Geriden oyunu kurabilmemiz. Bunun için de merkez defans oyuncularının bizim için önemi çok büyük. İkisi de çok büyük katkıda bulunuyor ve bizi ikinci bölgede, üçüncü bölgede daha çabuk, daha rahat çıkmamızı sağlıyorlar. Eğer baskı yerlerse kendilerinin çıkma yeteneği de olduğu için bizi biraz daha rahatlatıyorlar. Yani o mesafeyi çabuk kendileri de kat edebiliyor. Ki bunu da antrenmanlarda çalışıyoruz zaten. Bu iki genç arkadaşımızın her geçen gün daha çok gelişeceğini düşünüyorum. Bizim futbolumuza da oradan başlamak önemli katkı sağlıyor. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.